Selamlar millet, ben Farmer Emre. Uzun bir sürenin ardından yeni bir serinin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Görüşmeyeli nasılsınız arkadaşlar? Beni soracak olursanız ben hala KPSS ile boğuşuyorum. Halen bu dertli durumun içindeyim. Fakat arada sırada Minecraft'a giriyorum. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, arkadaşlarla oyun oynamaya devam ediyoruz. Aslında hiç video çekme programım yoktu, bir seri başlama planım yoktu. Fakat arada sırada arkadaşların canlı yayınlarına konuk oluyorum, videolarına misafir oluyorum ve oralarda yorumlara dikkat ettim ve sizlerin isteklerine dikkat ettim. Video beklentiniz var haliyle. Arkadaşlar, sınavım Ağustos'ta, henüz çalışıyorum ama sizlerin de isteğini kırmamak istemedim. Kanalda epeydir video yok, bir video olsun istedim. Dolayısıyla beni yormayacak, sizin de beklentilerinizi karşılayacak, beraber yine build yapabileceğimiz, beraber yine vanilya tarzında tadını çıkarabileceğimiz bir Skyblue'ya başlamak istedim. Videolar 10-15 dakika olacak, çok sıkmayacağım. Böyle tadımlık güzel videolar yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu an 1.15.2'deyim. Ha, bu arada video girişini MVP abinizin video girişiyle yaptım. Çünkü özellikle MVP benim video çekmemi istiyordu. Daha sonra Javax ve Murat'la bu aralar genellikle böyle akşam saatlerinde birlikteyiz. Onlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yakında bu arada bir Noobcraft videosu da gelir. Fazlasıyla yapı çalışması yaptım. Hatta farm çalışmalarım da var. Sayısını ben unuttum arkadaşlar. Aklıma geldiği kadarıyla yaptığım çalışmaları da size o videoda göstereceğim. Hadi bakalım, o zaman serimize başlayalım. Şöyle bir tanıtayım ben size. Arkadaşlar, Farmer Emre Skyblock 1.15.2. Bunu hatırlarsanız biz ekiple beraber tanışma aşamasında Noob Sky serimiz vardı. Beraber gülüp eğlendiğimiz, tanıştığımız, birbirimizi anladığımız, oyun oynayışımızı tanıdığımız bir seri. Bu seriyi biz 1.13.2'de oynuyorduk. Video çekmek adına aslında bir Skyblock serisi başlayabilirim diye düşündüm ve bu seri benim çok hoşuma gitmişti ve yarıda kalması hep bir içimi cız etmişti. Yani o seriye çok devam etmek istiyordum. Dedim ki neden 1.15.2'ye yükselteyim? Yükselttim, biraz oynadım. Şöyle yapmak istedim, biraz da güncellemek istedim. 1.15.2'ye ben uyarladım arkadaşlar. Dünyayı sildim, tekrar baştan yaptım. Biz bunu 8 kişi oynadık. Şu an tek kişilik oyuncu versiyonunda. İsterseniz oyuna girelim bir. Oyunda size daha fazla tanıtayım. Bu arada bunun indirme linkini arkadaşlar 10. ya da 20. bölümde ya da ara bölümlerde olabilir. Videonun altına link olarak atacağım. Attığım hangi bölümse artık yine videoda bahsederim bu bölüm. Oynadığımız haritanın indirme linkini video altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz diye. Hadi bir dünyamıza giriş yapalım. Şimdi hatırlayanlar bilecektir arkadaşlar. Ben bu dünyada biraz şöyle görsellik olarak da değişiklik yaptım. Hemen hemen her yerinde. Ayarları şu an sıfır ayarında arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi artık hangi bölümde atmışsam kendi ayarınızı yapıp oynayabilirsiniz. Önce zorluktan başlayalım. Kolay, normal ve hard seviyeleri var. Hard'da oynayalım ki bir mob farmı falan yaparsak veya itemlerimiz bol bol çok çok çıksın ki AFK bıraktığımız zamandan faydalanalım diye düşünüyorum. Hem de zor ayarda oynamak gayet iyidir. Enerji sapling, bunu açık yapalım. Bir kere mahsus sapling veriyor arkadaşlar. Keep inventory arkadaşlar, öldüğümüz itemler üstümüzde kalsın mı yoksa yok olsun mu? Survival tadında olsun bizim Skyblue'umuz. Bu hayır diyelim. Ve şimdi Skyblock serimize başlayalım. Buradan da şöyle gelip Skyblock serisine başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir size dönmek istiyorum. Hazır mıyız? Haydi bakalım, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bizi resip odasına ışınladı. Şöyle başlangıçta elimize bir kitap veriyor. Aslında bu bir anahtar. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir F5'ten çıkalım. Gördüğünüz gibi şöyle bu bloğun adı neydi ya? Magma bloğu, aynen. Magma bloğundan çevrili bir üzerinde buton olan iki tane yer var. Burası bizim oynayacağımız adanın ışınlanma koordinatı. Burası aslında bir resipi odası. Şöyle yazıları da okuyarak biraz size daha rahat tanıtacağımı düşünüyorum. Ne diyor? Craftların nasıl yapıldığını görmek için altın soru işaretine tıklayın diyor. Yani atıyorum neyi görmek istiyorum? Mesela bu toprak. Toprağın nasıl şey yaptığını görmek için tıklıyorum abi buna. Resipisini gördüğünüz gibi toprağın resipisi diyor, açıklıyorsun. Yazı yazmak için T tuşuna basıyoruz ya arkadaşlar. Buradan resipilerini mesela stick, sapling ve oak plank ile bu toprak bloğunun nasıl craftlandığını gösteriyor. Burası, yani bu resipi odası kolaydan zora doğru gidiyor arkadaşlar. Bunun belli başarımları da var. Şöyle L tuşuna basarak başarımları açarsak. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şu an görünce hatırladım.
dünyamıza kafa paketinde, bizim Noobcraft'ta kullandığımız kafa paketini de yükledim. Yani moblarla karşılaşırsak onlarda kafa paket, kafa düşürme ihtimalimiz var. Bunu da bu itlerde çok güzel şekilde kullanacağımızı düşünüyorum. Buradan devam edelim. Resipiler kolaydan zora doğru gidiyor arkadaşlar ve bu bizim başarımlarımız da, bunların bazı başarımları da var. Bunları da elde etmemizi sağlıyor. En son burada Trident var. Trident'in arkasında da ölümsüzlük totemi var. Onu da şöyle gösterecek olursam, hemen yine şuradan girdiğimizde, bu arada şunları ekledim. 1.12'de yoktu bunlar. Bir wither burada var, bir wither burada var. Buranın süsünü sağlıyor. En son şurada ölmeme totemi başarımız da var. Bunu da aldıktan sonra buradaki başarımlar herhalde bitiyor. Ama ben bu başarımları bitirsem bile yine devam etmek istiyorum. Çünkü biraz survival modunda, biraz build ve tasarım olarak, eğer sizler de isterseniz devam etmek istiyorum. Şurada ise biz ekiple birlikte oynarken merkez adamız vardı. Biz Nether portalını oraya yapmıştık. Market alanını oraya düşünmüştük. Ben bunu sildim abi. Şöyle yaptım. Buraya küçük bir ada yaptım. Bu ne diyor? Nether portal diyor. Yani burası şu an bomboş bir ada. Portalı buraya kur diyor. Şurada şöyle gösterirsem, obsidiyen de var. Ve bu obsidiyeni kazanmak da zamanla itemler olarak şey. Şöyle bir tıklayalım. Obsidiyene tıkladığımızda resipisine bakalım neymiş abi. Bucket block, yani su bloğu ve lava bloğu istiyor. Bunu da zamanla kazanıp buradan obsidiyenler alıp oraya götürerek Nether kapısı açacağız. Şöyle bir bakalım oraya da isterseniz. Gördüğünüz gibi bomboş bir adacık. 5'e 5 genişliğinde, 4 yüksekliğinde bir ada. İşte burada tekrar o resipi odasına dönmek için sağ tıklıyoruz. Clicker diyerek odasına tekrar geliyoruz. Yani şu an iki tane adamız var. Bir bizim oynadığımız ada, bir de Nether Blue adası. Zamanla Nether Blue diyorum ya, Nether Portal adası. Zamanla obsidiyen bloğunu da toplayarak, elimizi çakmamızı falan üreterek buraya geleceğiz. Ve ben zamanla her bölümde buradaki resipilerin şeyini şey yapacağım. Bu bir tanıtım videosu. Bu uzun bir aradan sonra hoş geldin videosu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir serinin tanıtım videosuydu. Dilerseniz hadi şöyle ufak biraz oynayarak ilk bölümümüze son verelim ve adamıza ışınlanalım. Gördüğünüz gibi adamız da yine Nether portalının olduğu ada gibi 5'e 5 genişliğinde, 4 yüksekliğinde bir ada. Bir tane bizi burada, bu ağacın türü neydi onu bile unuttum şu an arkadaşlar. Meşe ağacı karşılıyor. Bu meşe ağacını kırarak başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de hemen ilk gelişimimizi yaptık, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir sekme açıldı. Bu şekilde devam ediyor. Toprak diyor. Hemen toprağımızı şuradan elde edebiliriz aslında. Hatta elde. Hemen altında bedrock var arkadaşlar. Bunu da öyle tasarladım. Göstereyim size. 1.13'te biz oynarken siyah boya rengini elde edemiyorduk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1.15.2'de artık siyah boyayı elde etmek için bir Squid'e ihtiyacımız var. Hemen Yağmur da bizi yine buldu. Skyblow'un vazgeçilmezidir. Bir de şeyden yararlanabiliriz arkadaşlar. Lan ne dersen, evet. 4 gelişimi de, toprak gelişimi de elde ettik. Bir de Wither Rose'a ihtiyaç var arkadaşlar. Wither Rose da bildiğiniz gibi Wither'dan elde ediliyor. Biz bu Skyblock yani hatırlayabilirsem feneri kurmasını kolaylaştırmıştık. Dolayısıyla Wither kesmeye gerek yok ama ben sırf Wither Rose'u elde etmek için böyle bir 3'e 3'lük portal açtım. Portal diyorum, 3'e 3'lük bedrock seviyesi yaptım arkadaşlar. Bunun altında yine Wither'ımızı kesip Wither Rose'u elde edebiliriz. Şöyle yapalım. Bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım olumlu tepkilerim, umarım beğenirsiniz. Serimiz devam edecek. Kendime minimum 20 bölüm limit çıkarıyorum. Daha fazlası sizlerin isteğine bağlı arkadaşlar. Eğer beğenirsiniz, izlemeyi siz de severseniz, sizler de oynamak isterseniz, hemen şuradan fidanı kaçırmak istemiyorum. Bölüme devam edebilirim. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.